Merhaba gazozsuz kalamayanlar, Gazozcu TV'nin yeni bölümünden hepinize selamlar. Bugün ETS2 Promos'tayız arkadaşlar. Evde yatıyorduk. Bir telefon geldi. Çok acil bir şekilde limana gidip limandaki dorsayı alıp Kirkenes'e indirmemiz gerekiyormuş. Çift dorsaya indireceğiz bugün. Yavaştan dorsamıza doğru da gidelim abi, tırımıza değil. Şu an burada bir Scania var. Gene bizim evin önünde bir değnekçilik yapmış bir şerefsiz ama kim bilmiyorum. Park etmişler. Bir daha da buraya park etmeyin birader. Çekin arabanızı. Şu karşı tarafa zincir çekeceğim ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar altımızda bir tane Volvo'muz var. Volvo'muz 750 beygirlik bir araç. Çift dorsa götüreceğiz. Yaklaşık olarak bir 30 ton kadar bir yükümüz olacak. 2 tekerden 4 teker toplam teker brüt ağırlığımız var. 2x4 olarak araba bizi karşılıyor. Hafiften modifiyeli bir araç. Havalı kornalarımız da var bak, görüyor musun? Olmazsa olmaz. Adam bak, öne aldı kardeş. Evi yıkıyordun evi. Kenardan evi yıkıyordun. Yavaştan aracın içine de bakalım arkadaşlar. Orucuz biliyorsunuz. Yemeğimiz var. İftara orada belki açarız diye yemek aldım. Birazcık çantamız falan var arkadaşlar. Oraya gittiğimizde malzeme yüklemeleri biraz uzun sürebilir. Birazdan limandan da Rebel'i alacağız. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Aracımızı bir çalıştıralım. Yorumu açar mısın? Geri al geri. Geri al. Arkadaşlar gidip şu dorsayı bir teslim alalım limandan. Hop, şş, ne yapıyorsun oğlum ya? Allah Allah. Şuraya zincir takacağım arkadaşlar ya. Vallahi bak az kaldı yani. Şurama kadar geldi ya. Şurama kadar geldi ya. Tırın ayarları gerçekçilik olarak maksimumda. Yani araba çok fazla sallanacak. Gerçek hayattaki tırın devrilme oranı ile buradaki tırın devrilme oranı birebir aynı neredeyse. Frenleme oranları vesaire. Ayarlarını da ona göre yaptım tırın. Yani çok temkinli ve dikkatli gideceğiz. Çift dorsiyle Kirkenes'e indireceğiz. Uzun zamandır da Kirkenes'e indirmiyorduk. Ve bu arada ben Kirkenes'te yeminliydim bir daha çift dorsiyle indirmeyeceğime. Niye böyle oldu anlamadım. Ama bakalım bir sefer daha deneyeceğim çift dorsiyi. İndirdik indirdik arkadaşlar. Bir sonraki indirdiğimizde başımıza bayağı bir iş gelmişti biliyorsunuz. Şöyle bak, araba gerçek tepkiler veriyor arkadaşlar. Yani çok hızlı virajlar alamıyoruz. Çok hızlı dönüşler yapamıyoruz. Ne bileyim, takla atıyor, anladınız mı? O yüzden de arabayı olabildiğince sakin, düzgün, fütursuz bir şekilde kullanacağız. Dönerim abi, tertemiz. Bu arada 80 bin aboneye çok az kaldı arkadaşlar. 80 bin abone olduğumuz zaman da özel bir video çekeceğimizi belirtmiştik. Daha önceden size bahsetmiş olduğum yeni seri değil. Yeni sürüme başladık. Sürüm olarak artık ekiyoruz videolarımızı. Yeni seriye başladık arkadaşlar. İlk videoyu da dün atmıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ilk video... Oha! Dayıcım sen ne yapıyorsun ya? Sen ne götürüyorsun ya? Gemileri götürüyor adam. Getir de şu gemileri bir yakalım be. Sevgi dediğin nedir? Şefkat dediğin nedir? Sadakat dediğin nedir? Tırına kurban olayım. Bu da yeni yazmış olduğum bir şiir. Bize böyle arada enteresan şiir yazanlarımız da var. Onlara da selam olsun. Evet, bakın dorsemiz orada duruyor arkadaşlar. Birazdan o dorseyi alacağız. Kirkenes Maden yoluna doğru ineceğiz. Aç kapıyı Veysel Efendi. Bunlar burada araç park ediyorlar. Resim mi çekecekler acaba? Biz şuradan alalım dorsemizi de yavaştan şöyle içeriye girelim abi. Tamam. Hadi bakayım yavaştan geri vitesimizi de taktık. Geri geliyoruz abi. Yavaş yavaş. Ağır ağır. Dorsaya zarar vermeden. Dorsaya zarar vermeden abi. Tamam. Bağla dorsemizi. Sinyalimizi yakalım. Arka taraf serbest arkadaşlar. Şuradan güzel keskin bir dönüş alalım. Şu arkadaşlara da selam olsun. Şöyle bakıyoruz. Tamam. Yol temiz duruyor. Birazcık kaldırımı tepeledik. Mecbur tepeleyeceğiz. Çünkü altımızda iki tane dorse var. Hala gelenler var buraya. Çok enteresan. Niye böyle oldu? Rebel'i de şu az ileriden alalım. Daha bak, şu karşıdan alırız şimdi Rebel. Ne de lan bu kız? Sen ne yapıyorsun lan yolun ortasında? Çan çin çon. Rebel! Bin kız arabaya. Yolumuzun. Hop. Atla. Atla Şaban. Şaban mı? Benim adım Rebel. Atla gel Şaban değil miydi lan o? Eşekle gel Şaban mıydı? Ahahaha, espri yaptım. Çok komik. Arkadaşlar yavaştan bak abi, şöyle yavaş yavaş alalım. Keskinden keskinden alalım. Kaldırımı da bir tepeleyelim. Çift dorsayla bayağıdır inmeyeceğimizi söylüyorduk. Atar gider yapıyorduk ama sonuç olarak gene çift dorsaya yapıştık. Çift dorsayla Kirkenes Mahalline gideceğiz. Bir süredir zaten Kirkenes'e inmiyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Mod videolarıyla devam ediyorduk. Çünkü Ramazanlık münasebetiyle biliyorsunuz artık küfürlü içerik üreticiliğine döndük. Bu promosyondan kaynaklı olarak. Rebe sen ne diyorsun bu konuda ya? Şaka maka, hakikaten küfürlü içerik üreticiliğine dönmedik mi? Promos bizi ne Senin hale soktu yüzünden. ya? Benim yüzümden mi? Lan ben ne Etme. yap? Lan oğlum adamla... Küfür Ya direksiyonu ısırdım benim videom var ya. Sinirden direksiyon, diş izim var lan şu an şu direksiyon şurasında. Sağ serbest, sol serbest.
Yani Promos adamı çıldırtır falan diyorlardı da doğruymuş demek ki. Harbiden ya, Yüksel diyor ki abi diyor sen değilsin artık. Gerçekten öyle. Şöyle yapacağım bakın, tırın gerçekçilik oranını size göstermek istiyorum. Hani kafasının nasıl sallandığını falan filan. Bak şu an şurada, burada ikinci vitesi atacağım. Bak görüyor musun? Kafanı nasıl sallanıyor? Gerçek tırlar gibi abi aynı. Mükemmel ya, ben bunu çok beğendim. Beğendirik oldum. Şimdi yavaştan Kirkenes maden yoluna da çıktık. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. En son ne zaman indik Kirkenes'e ya? Bir süre oluyor herhalde. Bir gidip gelmiştik Biraz oldu sanki. ya. Gidip Yok gelmiştik. mu? Ne yok mu? Gene takla kaza falan yapmamızı istiyorsun sen galiba. Hayır. Ne istiyorsun? Yani Kirkenes'e bir gün bana da inmek nasip olursa eğer yok benim de Aa, küfretmem. abi bak ben size şunu söylüyorum. Bak şunu yapacağım arkadaşlar. Rebel'e bu arada yeni bilgisayar aldık biliyorsunuz. Hani yeni sistem kurduk. Artık Rebel de canlı yayın yapabiliyor. Hatta cumartesi akşamı gecesi de ilk canlı yayınını yaptık Gazozcuğun Dünyası kanalından. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Rebel'e saat 4-5 arası, yani gün içerisinde saat 4-5 arasında Kirkenes madene indirttireceğim. İnşallah ban yemeyiz. Bakalım nasıl tepkiler verecek. Rebel'e bir video çektirmemiz yok mu? Gazozcuğun dünyasına çekip attırmamız. Dur ulan sana ben bir Kirkenes sandırsan. Ayrıca ben gene küfretmeyeceğim ki. Ben adamlara Ya. küfrettireceğim. Yani bir de böyle bir şey Ban olacaktı. yedirttireceksin yani. Adamların bize Evet. küfretmesi demek bizim ban yememiz demek. Yani direkt ban net HG yani. Küfür ettiler yani yapacak bir şey yok. Niye küfretsen ne Puan olur? istemeyeceğiz. Ben gibi eğleneceğim. Sen küfredersin. O videonun montajını da ben yapacağım arkadaşlar. Söz veriyor musun bana yaptıracağına montajı? Tamam söz. Tamam. Söz verdi, duydunuz. O videonun montajını ben yapacağım ve küfrederse ekleyeceğim arkadaşlar o küfür içerisine. Şimdi Şuradan da... küfür dediğimiz hangi boyutta küfür? Onu da bir Ya söyle. lan bile geçerli. Yani Ya küfür lan dedim. geçerli falan Hayır değil hayır. şimdi. Lan küfür değil. Ya hayır ben küfür dedim yani böyle. Ya ben bir şey iddia etmiyorum. Ben ortaya bir iddia da koymuyorum. Ben Ya sadece senin ettiğin. iddia yoksa ben de yokum abi. Ben sadece senin ettiğin küfürleri halka duyurmak istiyorum. Yani argoları, Ya ben küfürleri. küfür etmiyorum ki. Küfür Yani etti mi duyan siktir var git mı de lan sen bu onu da videoda? koyarım yani. Ağzını burnunu kırarım. Ne konuşuyorsun? Arkadaşlar şu an arkamızdan bir adam geliyor. Bize paldır küldür korna basıyor da ben hızlı gidemem ki arkadaş. Yani sen muhtemelen gerçekçilik ayarları dışında bir oyunu oynuyorsun. Beni sorulayabilirsen sorula ki sen de çift orsayla geliyorsun. Yani korna basmanın bir, yani ecele bir faydası yok anladın mı? Ben sana yol vermeyeceğim. Sen Oo. Dönemedi, arkamdan sürttü. korna... Yo sürtmedik lan ne sürtmesi? Yeteneksiz. Al ben de sana korna basarım. Ben de sana korna basarım. Allah Allah. Arkadaşlar şu anda Kirkenes maden yolu gayet sakin görünüyor. Yalnız biliyorsunuz Kirkenes'in şöyle bir laneti var. Buralar böyle sakin oluyor. En son şu Kirkenes'e ineceğimiz Osman abinin oraya gelmeden önceki son kavşaklar var ya böyle bir zikzak falan. Ha işte orada patates oluyoruz. Ben ondan şu an çok korkuyorum. Bu arada bugün fark ettin mi Rebel? Volvo kullanıyorum. Niçin? Tabii ki de Niçin? senin için değil. Hayır. Hadi Tabii ki de senin için değil. Şirket Volvo kullanmamızı istediği için. Hayır. lan oradan şirketi arayıp Volvo kullanmasını isteyin diye ben söyledim. Al abi Gene buyur. de benim Oyun için ya. içinde oyun. Oyun içinde oyun. Bu kadar hep böyle yapıyor. Ya şimdi Patron şöyle... her zaman rebel. Ya şimdi şöyle bir şey var bak dostlarım. Yakın bir zaman içerisinde 80 bin aboneye ulaşıyoruz. Bu bir gerçek tamam. Discord'da da 1K olmamıza 5-10 kişilik bir sayı kaldı. O da tamam. O da güzel. Onu da yapacağız. Şimdi biz gerçek anlamda sizlerle güzel bir etkileşim yakaladığımızı da düşünüyoruz. Ya bu konuda ben çok içim rahat. Bize karşı vermiş olduğunuz tepkiler falan çok iyi. Ben şu anda hızımı 10 kilometreye düşürürüm abi. Şu arkadaki Bana adamı da yapmasın tilt lan ede o adam ede. var ya. Ne oldu lan? Lavuklaşmaya başladı Gıcık kaptım muhabbet. ya. Ben şu Gıcık anda vitesi 3'e çekerim arkadaşlar. Ağır ağır devam ederim. Ben bu adamın sollamasına da müsaade etmem. 30 kilometre hızla ben bu adamı intile de ede giderim arkadaşlar. Haydi bakayım beni sorulamaya kalksın. Müsaade etmeyeceğim sorulamasına da. Bas ulan kornaya da bas. Bas kornaya da bas seni tilt edeceğim. Bak cinler geçirme arifesindeyim. 20 kilometre hızla ben bu Kirkenes'ten giderim. Şimdi şurada da takılmamız yok mu? Yok. Bence de yok. Çünkü arkadaşlar burada bir şoför var anladınız mı? Ya Burada. şoförlükle alakası yok. Dua et çok yavaş Yani şu ana kadar Rebel şom ağzını açmamış olması bizim için çok güzel bir hareket girdi. oldu. Gerçekten anlamlı. Sana saklıyorum en tilt olacağın zamanı. Yok ben şu an arkamdakini tilt ediyorum ya. Mükemmel hissediyorum ya. Bas o kornaya bas. O kornaya bas. Bas. Yardır. Arkadaşlar gördünüz. Şu anda 19 kilometre hızla ilerliyoruz. Bilerek 19 kilometre hızla ilerliyorum. Bassam basar mıyım? Basarım. İçinden bile geçerim. Yolu perişan ederim. Sana yol mu veririm lan?
Sana yol mu veririm lan? He? Ne oldu? Kaldın mı orada? He? Kaldın mı orada? He? Kaldın mı orada? Altı seni. Öyle yaparlar adamı. Sen o kornayı alman, bak ben neler yapıyorum daha sana. Evet, biraz basabiliriz arkadaşlar. Adamı da geri egale ettiğimize göre. Ne Sen ne kadar kadar pis kızgın değilim bir şey oldun ya. ya. Ay, aynı anda aynı şeyi söylememiz. Teşekkür ederim. İltifat kabul ederim. Arkadaşlar. Sevindim. Hayır ama bak şimdi şöyle bir şey var. Yorumları çok sık takip ediyoruz ve yorumların altında bizler için söylemiş olduğunuz güzel şeyler gerçekten beni çok gururlandırıyor, çok mutlu ediyor. Bu noktada da hani herkese çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar like olarak az kalsak da, hafifte kalsak da, yorum olarak düşük yorumları alsak da, yine de o 30 tane, 40 tane, 50 tane yorum bizim için gerçekten çok değerli ve kıymetli. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Arkadaşlar, son zamanlarda biliyorsunuz bu kripto para muhabbetleri var. Bayağı bir cangama dönüyor buralarda. Hele bir tane adam var. 2 milyar dolara tokatladı kaçtı. Bir tane tosuncuk vardı, tamam bak. Adam bir 500 milyon falan tokatlamıştı. Bu da Filinta. Genç olduğundan, diri olduğundan, zayıf olduğundan daha fazla parayı sırtladı götürdü adam. Şimdi ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten fikrinizi bir yazsanıza yorumlara. Ya bu adamların böyle yapması sizce nasıl bir şey ya? Veya mesela bak şöyle bir şey var. Ben şunu da anlamıyorum. 2 milyar dolar. Yani nereden baksanız arkadaşlar 16-17 milyar Türk lirasına tekabül ediyor bu para. Abi ya insanlar nasıl güveniyor? Mesela ben şimdi kalkıp Rebel'e desem ki Rebel bana bir 500 lira borç versene desem vermez. Doğru mu? Doğru yani. Ver bak, gülüşünden belli, vermez. Ama gider. Bak ama gider. Herhangi bir bilinmeyen bir kripto para sitesinde, şahsa ait bir sitede şirketleşmemiş, kurumsallaşmamış, ulusallaşmamış bir siteye 500 liraya gider. Kripto para alır. Adama Yok. parasını elde yat. Ya bak, Yok. geliyor bizimki gene. Bizimki gene geliyor. Şimdi Ben... arkadaşlar, adam bak bir videosunda diyor ki canlı yayında. Burada diyor her şey benim elimde diyor. Yani diyor en büyük güvenceniz benim elimde olması diyor. Böyle istediğiniz zaman diyor para çekme talebinde bulunabiliyorsunuz. Ben gönderiyorum size diyor. Bak bak. Adam başta diyor yani parayı bana ver diyor yani. Ve insanlar da kalkıyor arkadaşlar, gidiyor, tamam mı? Bu adama 2 milyar dolar para yatırıyor. Ve adamın sadece bir gecesine bakıyor ya. Çak çak tokatlayıp gitmesi. Ve bak, o kadar büyük siteler var. İsimlerini vermeyeceğim şimdi. Ulusal büyük siteler. Çok ciddi hani paralar kazandıran, çok ciddi paralar döndüren siteler var. Tamam mı? Ya garanti hiçbir şekilde sizin paranıza zarar vermeyecek sitelerle oynamak dururken adamlar gidiyorlar. Enteresan sitelerde yapıyorlar. Peki ondan sonrası ne oldu Rebel? Şu anda çatır çatır kripto para işte böyle transfer eden siteler, cartlar, curtlar, muhabbetler ve hepsi patlıyor şu anda çatır çatır. Hepsi alan kaçıyor, alan kaçıyor, alan kaçıyor. Ya bir de Elon Musk'ı dinleyip kripto paraya yatırım yapanların hepsi patates şu an. Zarar etti. Evet ya, Bitcoin 100 bin lira düştü la 10 günde. Ciddi düştü. Abi 10 günde 100 bin lira düştü. %20 düştü ya. Arkadaşlar, ben size en büyük yatırımı söyleyeyim mi? Heh. Halis, mulis, eski anneanne, babaanne, dede usulü. Altın Altın mı? aga. Evet. Sütgen Bank. Altın. Düşerse 10 lira 20 lira düşer ama genel olarak Uzun baktığınız vadede zaman her zaman kendisine, kazandırmıştır. evet, fazlasını mutlaka kazandırmıştır. Yatırım yaparken öyle kriptoymuş, oymuş, buymuş, sanal paraymış, hiç uğraşmaya gerek yok abi. Alıyorsun altını, koyuyorsun kenara. 3 ay sonra bile onun kıymeti olur. Sen Tabii merak canım, etme tabii yani. canım. Yani Aldığının en azından 30-40 lira fazlasını satarsın. adam beni sallamaya çalışıyor. Sallattırmıyorum Delirsin, boş ver. lan. Bizi çıldırsın. deli ediyor şu an. Aha, onun yüzünden devrici, aha. Yol verir miyim lan sana? Atamızlı. Ha? Öyle amuda kalkarsın işte. Yan yattı, takla attı. Şu an hemen şurada bir geri dönüş şey kamerasını alıp gidip bakmam yok mu? Lan ne yazdı ya, bırak ya. Terbiyesiz ahlaksız. Sana sollattırır mıyım lan kendimi? Ha? Arkadaşlar, bu bana kamikaze yapmaya geliyor. Ama bilmiyor ki bende iki tane dorse var. Ben buna kamikaze mi yaptırırım lan? Delirdiler. Şu an çıldırıyorlar. Aha. Tamam, o geçsin. Arkadaki kalacak. Hadi, 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 hadi. Onun gitmemesi bu Tamam, benim için gitmesin, iyi. hiç sıkıntı değil. Ben 10 kilometre hızla da giderim. Bak şimdi. Aha, geçti. Geçti. Aha, geçti, kaçırdın adamı. Hadi bakayım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hedeflerine ulaştılar. Geçmiş olsun.
Aha, Hadi bakalım. gereksiz. Hadi, hadi, hadi. Gereksiz. Hadi lan. Hadi lan. Geçti oğlum adam seni. Tamam. Arkadaki nasıl geçecek şimdi beni? Arkadakini boş ver. Öndeki geçti. Asıl sıkıntı öndekiydi. Hayır, arkadaki de şu anda sıkıntı. Hayır canım. Öndeki geçti Geçemeyecek canım. araya. Bak şimdi. Öndekine neler yapıyorum şimdi? Seyredin arkadaşlar. Ban HG bana. Bana ban HG. Gel 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 gel. Şuradan ben bir yapıştırabilir miyim? Bilmiyorum da hadi bakalım. Hadi aslanım. Hadi şu saatten sonra beni geç. Arkadaşı çok arkada kaldı ya. Hadi bakalım. Hadi. Hadi şu saatten sonra 10 kilometre hızla gidiyoruz. Haydi. Haydi. Ne geçtin ya? Haydi. 10 Nasıl? kilometre. Hadi. Hadi bakayım. Böyle gidiyoruz buradan Geliyor. sonra Kirkenes'e. Geliyor. Kirkenes'e bundan sonra böyle gidiyoruz. Hadi Bak. bakalım. Sarılıyor. Hadi bakayım. Aha. Gene geçti. Yeteneksiz ya bu. Gel 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 gel. Gel buraya aşağı şerefsiz it. Hadi bakalım. Dur gitmeyeyim. Dönemedim. Araba arızadan ölüyor. Bak işte bunun gibi. Bak bir dakika kulağını kapat. Bu dakika kulağını kapat. Kapattın mı? Kapattın mı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Ben bu kaydı veririm arkadaşlar. Ben şu anda bu kaydı veririm. Haydi bakalım. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Gel. Gel madem savaşıyoruz. Gel bakalım. Ha, içeri girme ya. Arkadaşlar gördünüz. Ben şunun diğerini de bir bulayım da. Evet, şu anda madene giriş yaptık. Ben şunun diğer arkadaşını bulayım. Nerede senin Ekurin? Bunun gibi onun bunun çocuklarıyla geçirmiş olduğumuz bir yolculuğun daha sonuna geldik. Sonuç olarak bunları mükemmeliyet derecesinde tilt ettiğimize göre gidip dorsemizi bırakıp arkadaşlar yatışa geçebiliriz. İftardan sonra tekrardan belki bir yolculuk daha yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Çıkın.